Bir kare iki as ekibi olarak sizlerin karşınızdayız. Bu sefer bir video da çekelim dedik. Sadece bizi dinlemeyin, bu sefer de görün diye düşündük bizleri. Ve bu sefer yine üçünüz karşınızdayız. Neden böyle bir video çekmeye karar verdik? Çünkü bu videoda birlikte 2023 yılındaki seçkilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hem de görseller eşliğinde bunlar üzerine birlikte konuşuruz. Ve bakalım bizler için 2023 yılında neler yeni olmuş, keşiflerimiz nedir? Neler üzerine sohbet etmekten hoşlanmışız. Bir yıl sonu değerlendirmesi diyebileceğimiz bir programla karşınızdayız. Tabii ki Emre Umur Bilir, Yiğit Kocagöz ve ben Deniz de Utku Uluer sizler birlikteyiz. O zaman her zamanki olduğu gibi sözü yine Yiğit'e bırakıyorum ben. Normalde söz bana geldiğinde ben üzerine konuştuğumuz filmin özetine masaya yatırdım. Şimdi ortada bir film yok. Bir yıl var. Yılın özeti diye düşünürsek de sularına girmek istemesek de bayağı politik atmosferin içinde kaynadığımız bir yıl oldu. Hayatımızın gidişatını da etkiledi bence. Yani gündelik hayattaki tüketimlerimizi de etkiledi. Seyir rutinimizi de etkilemiştir diye düşünüyorum. Sadece kişisel olarak şeyi söyleyebilirim. İlk 6 aydaki hayatı yaşama şeklim bu sene için hiç beklemediğim ölçüde karanlık ve depresif oldu. Muhtemelen pek herkesin hayatında böyle oldu. Çünkü 2023'e başladığımızda Şubat ayında bir depremle, yani yeni yıla uyandık diyelim. Maddi hem manevi sarsıntısını atlatamadan bir seçim sürecine girdik. O sürecin de etkilerini hala uzatmalı bir şekilde yaşar olduk. Ekonomik olarak geçirdiğimiz türbülansları da düşünürsek, kişilerin kendini kültürel olarak geliştirmesinin en rahat olacağı sene değildi bence 2023. Evlerde, platformlarda bir şeyler seyretme alışkanlığına ben de kendimi çok kaptırdım. Yani pandemi senesindeki sıklık kadar olmasa da bir ölçüde tüketim yaptım diyeyim. Benim için aslında 2023 biraz böyle gerçekleşti. Yani bir köşede her zaman negatif duyguların ön planda olduğu bir hayat akıyordu. Bilmiyorum, genel olarak sizin seyir ritminizde neler oldu, neler değişti? Hayatınızın gidişatı sizin seyir dinamiğinizi etkiledi mi? Benim de bu yıl şöyle bir şey oldu, bilmiyorum yaşadıklarımızdan mıdır nedir? Ben sinemadan uzaklaştığım zaman, film izlemekten uzaklaştığım zaman her zaman için tutunduğum dal korku filmleridir. Yani sinema her zaman için korku filmleriyle tekrar geri dönerim, diğer filmleri izlemeye başlarım. Bu sene hemen hemen hiç korku filmi izlemedim. Yani herhalde hayatımda çocukluğumdan sonra en az korku filmi izlediğim zaman olabilir. Sen konuşurken de büyük ihtimalle o kadar gerilimi de geçtim artık. Korkunç zamanlar geçirdik ki, o kadar yıpratıcı zamanlar geçirdik ki artık en ufak bir talimsiz şey, en ufak bir yüksek sese, kardeş ortamına, işte korku öğelerine falan hiç tahammülüm yok. Kalmamış herhalde. Sinemadan uzaklaştığım zaman da, film izlemekten uzaklaştığım zaman da bu korku filmi kemente olmadığı için de önceki yıllara göre de az film izledim zannedersem. Az ama az film izledim diyebilirim. Çünkü az film izlediğim için de kılı kırk yararak izledim. Genelde iyi filmler izledim diyebilirim ya da yaşın ilerlemesinin verdiği hoşgörüyle daha hoşgörülü yaklaştım izlediğim filmleri. Senin nasıl geçti Utku? Ya bu sene şimdi düşünüyorum, çok fazla film izlememişim ben de. Genelde dizi izlemeye yönelik bir yaklaşım olmuş. Onun dışında filmleri de düşünüyorum şimdi. Genelde sinemaya gidip izlemişim ya da bir gösterim olmuş, ön gösterim olmuş. Orada izledim galiba. Genelde öyle gözüküyor. Sinema salonunda yine daha çok belgesel izlemişim. Bu sene biraz daha belgesel dolu, birazcık daha dizilerle haşır neşir olduğum. Ama çok da fazla aslında film izlemedim de bir yıl oldu. Hani ne zaman filmleri izledim? Biz ne zamanki bir kare iki aslı bir bölüm çekeceğiz. İşte o zaman o filmi izliyordum. Ya da o filmle ilişkili başka film varsa onları izliyordum. Biraz benim bu seneki film izleme ilgimi hani yaptığımız program belirledi desem yanlış olmaz diye düşünüyorum. Filmlerden bahsedeceğim ama diziler farklıdır.
Bu sene itibariyle aslında ben podcast kültürünü düzenli bir şekilde hayatıma soktum. Nadiren tükettiğim, arayışında olmadığım bir şeydi. Tekrardan başta dediğim depreme referansla konuşacağım. Deprem sürecindeki bilgi alışverişinin azlığı beni o kadar sürüncemeye soktu ki ben acaba bazı bilir kişilerin yorumlarını en sağlıklı nereden takip edebilirim diye bir araştırma sürecine girdim. Biraz da enteresan bir şekilde daha ayağımın tozuyla buraya gelmişken bir de üretime dahil buldum kendimi. Sizin sayenizde arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şeyi fark ettim. Geçen senenin en başında seyrettiğim ve daha sonra unuttuğum bir film olarak Infinity Pool'dan bahsetmek istiyorum. David Cronenberg'in oğlu Brandon Cronenberg'in yazıp yönettiği bir film ve çok nitelikli bir cast'e sahip. Adada bir cinayet işlendiğinde yabancılar birini öldürdüklerinde cezalandırılmıyorlar. Bunun yerine kendilerinden adanın yüksek teknolojisi sayesinde bir kopya üretiliyor ve o kopya öldürülüyor. Onlar da onu izlemek zorunda kalıyorlar. Oğul Cronenberg bunu çok güzel bir şekilde ekrana yansıtmış. Aynı babasının gençlik dönemindeki filmlerinin yarattığı o tasviri zor, huzursuz atmosferi vermiş. Ve görsel olarak da biraz babası gibi body horror öğelerinden faydalanmış. İlginç keşfim olarak Infinity Pool'dan bahsetmiş olmak istiyorum. Netflix'in bozuk saatinin iki kere doğruyu göstermesi durumu bence gerçekleşti bu senede ve neydi? The Fall of House of Usher dizisine açıkçası favori dizim sayabilirim bu sene için. Tamamen bir Poe sevenlere armağanı dizi olarak görebiliriz bu seçkiyi. Mike Flanagan'ın eski işlerini ben zaten çok seviyordum. Bu işi de yakaladığımda hafif ritimli, güzel bir şey seyredeceğimi hissediyordum. Çok etkileyici olmasını beklemiyordum. Çünkü 150 yıldır artık tekrar tekrar sunulan hikayeler biraz daha modern bir arka planı sunulduğunda ne kadar vurabilir ki seyirciyi dedim. Ama formül işlemiş. Yani bir şekilde çok temel hikayeleri doğru ritmi inşa ederek bize sunmayı becermişler. Bence hem Po'yu tanımak isteyenlerin hem de Po'ya çok hakim olduğunu düşünenlerin eşit olmasa bile farklı tonlarda büyük zevkler alacağı bir seri olmuş. Ki bu sene bir tane daha Po uyarlaması yapmışlar galiba ya da içinde Po'nun bulunduğu bir gerilim filmi Netflix tarafından vizyona sürülmüş de ben ona denk gelmedim. İlgimi de çekmiyordu açıkçası. Yani hatta bu dizi olmasaydı Po üzerine bir şey seyretmeyi de aramıyordum. Ama mesela ben de hem filmlerine hem de öykülerine karşı tekrardan bir iştah kabarttı. Ben çok fazla film seçtim, Yiğit'in aksine. ama çok daha kısa anlatmaya çalışacağım. Halbuki yani üzerine uzun uzun konuşulacak filmler. Belki ileride hepsi için ayrı bir bölüm yapabiliriz. İlk olarak animasyonları söyleyeyim size. Bu arada izlediğim şeyler 2023 yılına ait değil. Yani hepsini bu yıl seyrettim ama genelde en iyisi 2022'ye ait. İlk olarak bir animasyon filmi seçtim. Wolfwalkers diye. 2020 yapımı. Tom Moore'un İrlanda Folklore üçlemesinin son filmi. Pixar filmleri dışında, işte Studio Ghibli filmleri dışında farklı bir alternatif arayanlara öneriyorum. Gerek görselleri olsun, gerek ele aldıkları konu olsun. Oldukça ilgi çekici. Sadece çocuklara da değil, büyüklere de hitap ediyor. Ailenizle birlikte de izleyebilirsiniz. Bu daha geçen hafta izledim. İkinci filmim de yine animasyon. Bu bir kısa film, yaklaşık yarım saat sürüyor. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Bu şey bir film. Yani mindfulness diye bir kavram var. Sürekli konuşuluyor son zamanlarda. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenlere mindfulness'a giriş dersi gibi. Hayatı olduğu gibi kabullenme, sorgulama filmi. Bunu da yine hem çocuklara hem büyüklere, eğer çok moraliniz bozuksa mesela, bozuk olduğu zaman bu kısa filmi koyup bir silkinip kendinize gelebilirsiniz. Belgesel olarak iyi ki Dawson's City, Frozen Time. Bu 2016 yapımı bir film. Dawson's City, Frozen Time'da
Bir şehrin kuruluşundan başlıyor ve bu Amerika'da bir altın bulunan bölgenin şehirleşmesiyle başlayan bir film. Ve bu filmde şey görüyoruz, çok ilginç hissettim bu filmde. Yani çok uzun bir zamanı ele alıyor ve bu ele alınan zamandaki görüntülerden aslında 100 yıl öncesinin, 150 yıl öncesinin ne kadar çok geçmişte kaldığını görüyoruz. Ne kadar teknolojinin ilerlediğini, ne kadar o zamanki insanların hayata bakış açısının farklı olduğunu, günümüzde ne kadar değiştiğini çok iyi bir şekilde gösteren bir film. Yani bütün bu sinema tarihi boyunca, film tarihi boyunca ele alınan bütün formatlarda orada yaşayan insanları görüyoruz. O yüzden çok geniş bir zamanı oluyor. Sadece bunun için bile izlenebilir. Şunun eşini de gösteriyor bir de. Bu şehirde bir tane yüzme havuzu var. Yüzme havuzunun içinde de geçmişteki kısa filmler saklanmış. Ve bunlar nitratla yapıldığı için oksijenle temas ettiğinde yanar filmler. O yüzden bir hazine niteliğinde aslında. Tavsiye ederim belgesel severlere. Bir de Long Strange Trip diye bir belgesel dizisi izledim. Grateful Dead'in hikayesini anlatan. Oldukça kapsamlı ve iyi bir şekilde anlatıyor. Bu grubu ben hep merak ediyordum. 70'lerde 60 kuşağı, işte 68 kuşağı ve 70'lerde çok ünlü olduğu için benim dinleyemediğim bir gruptu, yetişemediğim bir gruptu. Çiçek çocukların nasıl olduğunu, bazı şeylere nasıl zarar verdiğini aslında bir başka açıdan da gösteren oldukça düzgün bir belgesel. Dizi olarak tek bir dizi seçtim. The Terror dizisi. Bu da 2018 yapımı. Bu da İngiliz Kraliyet Donanması'ndan iki tane geminin, Erebus ve Terör'ün kutup dairesinde keşif gezisine çıkması ve ortadan kaybolmasıyla sonuçlanan ve bu sırada olanları ele alan bir dizi. Bu dizi aslında etkileyici ama asıl ele alma nedenim Esat Cavit Başak, bu sene vefat eden, işte Mondo Trosho'nun yaratıcısı olarak da bilinen Esat Cavit Başak bana önerdiği diziydi. Dergi çıkarmayı planlıyoruz. O dergi için bir köşe düşünmüştüm ve ona da söylemiştim. O köşe için bu diziyle ilgili bir yazı yazacaktı ve bu dizinin konu aldığı dönemle ilgili. Çünkü Esat Cavit'in şey derecesinde, saplantı derecesinde bilgi sahibi olduğu ve bilgi topladığı, işte objelerini aldığı, kitaplarını okuduğu olay. Bir kısmını gönderdi yazısını ama ne yazık ki bir takım görseller de oluşturacaktı. Bildiğim kadarıyla oluşturamadan vefat etti kendisi. Yok, ben aslında sana şeyi de sorabilirim. Tabii. İkinci sezonunu da dahil ediyor musun bu Ha terör? yok. Sadece ilk sezonunu dahil ediyorum. İkinci sezonu izlemedi çünkü. Ya çünkü ikinci sezonu ben de seyretmek istiyorum ama bambaşka bir coğrafyada, bambaşka bir zaman aralığında geçiyor. Evet, zaten dizinin çıkış noktası da Terör diye bir kitap. Yani o çok tutunca bambaşka konuyla yine aynı isimle dizi çekmişler. O yüzden izleme dediği için Esat izlemiyorum. Bilmiyorum filmlere devam edeyim mi? Esas filmlere geldim. Utku sen konuşmak ister misin? Ne yapalım? Yani dizi açısından baktığımız zaman yani şunu söylemem gerekiyor. Ben şimdi bir geçmişe dönük düşününce hani 2023'te ne izledim deyince gerçekten çok az izlemişim film. Onun için birazcık daha fazla dizi izledim gibi ya da daha önceden izlemeye başladığım dizileri tekrardan tamamlayayım diye düşündüğüm bir dönem oldu. Bu dönemde ben de yani öne çıkan herkesin bildiği, çok fazla kişinin de sevdiği aslında bir dizi. Peaky Blinders. Yani ben oldukça beğendim diziyi. Hoşuma gitti yani. İşlenme tarzı, işte sürprizleri, sürpriz sonu. Ya o açıdan baktığımız zaman çok popüler bir yapım doğru ama oldukça da iyi bir yapım bence. Hem de bir İngiltere'nin tarihinin bir bölümünden de bahsettiği için de değerli benim açımdan. Farklı bir açıdan. İkinci Dünya Savaşı öncesinde diye aslında bir şekilde ele alıyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonrası, İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemi de izliyoruz. O yönden de güzel. Bir de fazla işlenmemiş bir dönem bence o. Yani mesela benim en sevdiğim konsept albümlerinden The Wall aslında birazcık oraya da göz kırpar mesela o dönemde. O açıdan da bakıyorum ben. Yani
Çok ilginçtir. Mesela diziyi izlerken devamlı şekilde Nick Cave, PJ Harvey dinliyoruz ama bir şekilde de benim bir taraflarımda böyle olan Pink Floyd iyi olur muydu burada diyorum böyle. Peki kimsenin aklına gelmez ama. Aramadım böyle değişik farklı bir şeyleri izleyeyim diye aramadım. İşte ben Star Wars seven birisiyim. Mesela Andor dizisi oldukça kişi onu önemli bulmuştu. Mesela ben Andor'dan çok hoşuma gitmedi. Belki de benim Star Wars'ta ne aradığımla ilgili bir şeydir. Hani başka bir içerikte, başka bir formatta olsa Andor'u belki severim ama Star Wars konu olunca birazcık daha böyle aksiyon arıyorum galiba. Jedi'lar, medaylar, o tip şeyler arıyorum. Yıldırımız barışmadı ama yani görsellik açısından çok iyi bir dizi. Onu söylemem gerekiyor. Ama ben hani biraz ağır tempolu buldum. Onun için beni çok etkilemedi. Ahsoka'yı sevdim ben dizi olarak. Yani rahat bir dizi, hafif. Ama güzel işlemişler. Hani çizgi filmden çok güzel aktarılmış sinemaya. O açıdan baktığımız zaman casting çok iyi. O açıdan Disney başarılı bir çalışma sürdürüyor. Yani Disney'i pek çok konuda eleştirebiliriz. Biz birer Martin Scorsese değiliz ama bizim de eleştireceğimiz yönleri var Disney'in. Ve onun dışında düşünüyorum yani böyle pek aklımda kalan bir şey. Sayenizde Gibi'ye bayağı bir sardım. Gibi hoşuma gitti. Gibi dizisi. Onu da ben bizim podcast'te söylemiştim Giyit'e. Yani ben sen devamlı yazıyorsun. Benim ilgimi çekiyor ama hiç izlemek başlamak istemiyordum. Sonra Emre de bahsettikten sonra dedim ki hani bir izlemeye başlayayım. Gerçekten de haklıymışsınız. Hoşuma gitti. Hani 5. sezonu ben de iple çekiyorum şu anda. Seçtiğin filmlerden bahsetmedin galiba Emre. İlginç bir film seyrettim. Çok da iyi ki izledim dediğim bir film izledim. Bu Jonathan Glazer'ın Under the Skin adlı filmin. Scarlett Johansson başrolünde oynuyor. Scarlett Johansson'un çıplak fotoğrafları ifşa olmuştu. Bu fotoğraflar ifşa olduktan sonra işte cep telefonuna eklendi. İfşa olduktan sonra çektiği bir film bu. Scarlett Johansson'un canlandırdığı karakter sanki uzaylıların, işte dünya dışı varlıkların dünyadaki erkeklerin kadına karşı bakış açısı, davranışları nasıl, bunu test etmek için dünyaya yolladığı birini canlandırıyor. Sanki öyleymiş gibi. Bunu kesinlikle göstermiyor ama iması o gibi. Ben o şekilde yorumladım en azından. İşte bu işte kadına şiddeti de içeriyor. Kadınlara erkeklerin nasıl baktığını cinsel anlamda falan gösteriyor. Çok ve bunu anlatırken de aşırı deneysel bir şekilde anlatmış. Yani aşırı deneysel dediğim şey de izlediğimiz normal bir film değil. İşte normal bir konusu olan, normal bir anlatımı olan, normal anlatım öğelerinin kullanılan bir film değil. Ya yani bazı filmler öyle ve ben bu filmleri çok seviyorum. Yani sinemanın ne olduğunu bize anlatıyor gerçekten. Bu sessiz sinema zamanında çok daha fazla yapılıyordu herhalde. Şu anda daha çok hikaye anlatıcılığı var. Burada da belli bir duygu, belli bir düşünceyi aktarıyor bize. Ve bunu anlatırken kendi özel dilini yaratmış yönetmen. Ve bu kadar çok filmin çekildiği, bu kadar çok bilgi birikiminin olduğu bir sektörde bunu yapabilmek çok zor. O yüzden yani izlenmesi kolay değil. Ama farklı bir sinema deneyimi için izlemenizi tavsiye ederim. Bu Under the Skin'le alakalı yaptığın yorumların ve yani sende yarattığı duyguların neredeyse birebir aynısını bu sene ben Ari Aster'ın Beau Is Afraid filminde yaşadım. Bu arada Under the Skin'i seyretmedim ben. O yüzden ne kadar berrak bir hikaye anlatılıyor, ne kadar izleyicinin yorumuna açık hikaye bilmiyorum ama Beau Is Afraid izleyen kişinin o anki dikkatini ve ruh haline göre bambaşka yerde de çekilebilir bir film. Ve o da aslında korku, karanlık, gerilim türlerinde sayılıyor. Belki de bu üstü kapalılığından ötürü. Artık yeni şeyler üretilmiyor, yeni hisler ekranda yansıtılmıyor. Duygusundan muzdaripsen o filme de bir el atmanı tavsiye edeceğim sana. Tabii. O da listemde ama o da herhalde önümüzdeki yılın değerlendirmesinde ele alacağım film oldu. Yo, ben en azından yeni bir kart atmak için de fırsat bulmuş oldum. Bir de Tabii. şeyi sormak istiyorum. Utku'nun ayaküstü, tabii biz bir Martin Scorsese değiliz ama lafımdan aklıma geldi. Bu sene mesela hiçbirimiz galiba Scorsese'nin yeni filmini oturup seyretmedik, değil mi? Hiçbirimiz o gücü bulamadı kendinde. İzlemedim ben.
Yo, ben de Tahminen seyretmedim. Mayıs-Haziran gibi izlerim gibi geliyor. O filmin ya da Scorsese filmlerinin artık 3 saat 4 saat olması fikri beni o filmlere karşı çok mesafeli hale getiriyor. Benim şeyle alakalı bir problemim yok işin açıkçası. Süreyle ilgili ama işte ayırdığımız zaman ancak bu kadar filmi izlemeye yetiyor. Bir başka film bu sene izledim. Bu yeni de sayılabilen bizce bir film. 2022 yapımı. Türkçesini söylüyorum. 8 Dağ. Belçikalı bir yönetmenin filmi. Charlotte Van der Neerst ile birlikte yönettiği bir film. Bu adamın filmleri daha 2-3 yıl önce bir filmini daha izlemiştim. Bu sene başka bir filmini daha seyrettim. Bu adam şey dikkate alınması gereken bir yönetmen bence. Her filminde çok katmanlı. Evet, bir hikaye anlatıyor filmlerinde ama çok katmanlı anlatıyor. Yani çok fazla yani üzerine konuşulacak şey buluyorsunuz. Bir aileye ait olmak, bir aile bireyi olmak, doğaya kaçmak, kendi başına istediklerini yapabilmek için aileni geride bırakabilmenin zorlukları, artıları, eksileri çok katmanlı bir şekilde almış. Adamın filmlerini seyretmenizi tavsiye ederim. 8 Dağ'da son filmi hayranlıkla izlediğim bir film oldu. Bu da dediğim gibi yani şey de vermiyor yani hiçbir şekilde tarafların hiçbirine şey diyemiyorsunuz. Ya bu adam haklı, bu şu haklı, bu haklı diyemiyorsunuz. Herkesin haklı olduğu taraflar var kendi hayatı içinde. Herkesin doğruları var. Hiçbiri de haklı değil aslında. Yani hayatta böyle zaten. Sadece haklılardan ibaret değil. Tek doğru yok hayatta. Bu filmde bunu çok güzel vermiş. O açıdan izlemenizi tavsiye ederim. Kısaca geçeceğim bir film olacak. Decision to Leave diye. Park Chan-wook filmi bu da. Zaten bunu çok ödüllü bir film. Ama bu da şey bir film. Yine sürprizlerle dolu bir film. Ve bu da farklı bir anlatım tekniği var. Çok yeni olmasa da farklı bir şekilde anlatıyor. İlgi çekici de bir hikayesi var. Biraz polisiye severleri de tatmin edebilecek bir film. Geçen seneden yine bu sene seyrettim. Bu da çok tartışmalı bir film. Eskiden festival filmi denirdi. Şimdi festival filmi denmiyor, Mubi filmi deniyor. Bu da bu arada saydığım filmlerin çoğunda Mubi'de seyrettim. Bu da klasik bir Mubi filmi ama bu Mubi'nin çok gündeme getiren bir film oldu. After Sun filmi, Charlotte Wells'in filmi. Bu film benim yani çok eleştiren de oldu, nasıl bir film diyen de oldu, çok seven de oldu. Ben çok seven taraftayım. Bu yine farklı bir anlatım kullanmış, farklı bir dil kullanmış ve çok kişisel bir hikaye anlatıyor. Zaten kendi hayat tecrübesinden yola çıkarak anlattığı bir film. Ve ben bunu çok seviyorum, çok değerli buluyorum. Yani bu şekilde aşırı kişisel bir hikayeyi bu şekilde aktarmak, cesaret edebilmek sinema filmi olarak defalarca tekrar etmiş hikayeleri tekrar tekrar farklı şekilde anlatmaktan çok daha değerli geliyor. İşte babasıyla arası kötü olan insanların çok seveceğini düşünmüştüm. Hiç öyle değilmiş çevremdeki şeylerden yola çıkarak söylüyorum, tepkilerden yola çıkarak. Bu da izlenesi bir film. Yani biraz canı sıkılabilir. Evet, festival Mubi filmi. Ama yine deneyimlenebilecek bir film bence. Seren Yücel'in yönettiği Rüzgarda Salınan Nilüfer 2016 yapımı ve İspanyol filmi Alcaraz. Bu iki film nasıl film dersiniz? İkisi de belgesel gibi film. Yani Seren Yücel'in tarzını işte çoğunu falan izlediyseniz biliyorsunuzdur. Seren Yücel belli bir şey var. Yani orta sınıfla, orta üst sınıfla bir problem var bu adamın. Olabildiğince eleştiriyor. Ve bize orta ve orta üst sınıfın şeyini veriyor. Yani sonradan üretilmiş belgeselini veriyor. İleride işte 2000'li yılların başında Türkiye'de orta sınıf nasıl yaşardı diye bir şey geriye dönüp bakılsa bence bu adamın filmlerine bakılması yeterli olur. Yani olabildiğince çok detaylı bir şekilde giriyor. Bu film de eli yüzü düzgün bir film. Diğer film de Alcaraz'da işte değişen koşullara uyum sağlamaya çalışan bir çiftçinin portakal bahçesi kurtarma mücadelesine ilişkin bir film.
Bu da bir Akdeniz filmi olarak da alabilirsiniz. Yani izleyip rahatlamak için güzel bir film. Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir çok geniş kapsamlı bir Cüneyt Arkın kitabı hazırlandı. Ve benim de orada bir 38 sayfalık bir kısmım var. Aksiyon sinemasındaki Cüneyt Arkın'ı anlattım. Ve o yazıyı yazmak için ki 38 sayfa sürüyor yazı. Herhalde nereden baksanız bir 80'e yakın Cüneyt Arkın'ın olduğu film izledim. Bazı filmleri daha önceden hiç izlememiştim. Bu nedenle Cüneyt Arkın'ın çok aslında farklı yer aldığı, özellikle sinema ilk başladığı dönemdeki biraz daha siyah beyaz ama içinde aksiyon olan filmleri de izledim böyle. Birkaç tane böyle ilginç Cüneyt Arkın tiplemesine rastladığımı söyleyebilirim. Aslında düşününce bu sene benim için bayağı bir Cüneyt Arkın yılı olmuş. Çok fazla film izlemiş, çok fazla filmi keşfetmişim ve kitapta özellikle çünkü zaten kitabı hazırlayan da Ali Can Sekmeç'ti. Onun çok fazla tavsiyesi oldu bana. Onunla birlikte yepyeni bir Cüneyt Arkın keşfettim diyebilirim. Yazıyı başlamadan önceki Cüneyt Arkın'ımla yazıyı sonlandırdığım Cüneyt Arkın arasında çok büyük fark vardı aslında. Değişti bazı açılardan bakış açım. Bunların hepsi yazıya da yansıdı. O yönden hani benim keşfim çok ilginç bir noktadandır. Cüneyt Arkın oldu birazcık da. Çünkü kendim hani yazdım ama kendime bile hayret ettim. Bazı noktalara gittim. Bu benim için hani bir değişim ve keşiftir. O açıdan baktığımız zaman. Onu söyleyebilirim hani bu yıl benim için ilginç olan. Kitapta bence onun adına yapılmış en kapsamlı kaynakça haline geldiğinden dolayı bunu aslında hem keşif olarak hem de bir tavsiye olarak da aslında söylemem gerektiğini düşünüyorum ben. Ben de tavsiye ediyorum yani Utku'nun yazısını okuyabildim sadece. Oldukça doyurucu bir yazı, güzel bir yazı. Kitapta pahalı değil bence. Gayet iyi bir fiyata satılıyor. Yani Cüneyt Arkın'ı seven bir insanın bulundurması gerek yani. Benim tavsiyelerim bu kadar. Başka filmler de var tavsiye edebileceğim ama bunlar nispeten genelde gözden kaçabilecek filmleri de ele almaya çalıştım. Benim için Aşk, Mark, Ölüm ve daha yeni izlemiş olmama rağmen benim için oldukça ilginç olan Necip Sarıcı'nın hayatını anlatan belgesel oldu. İki yapım da bence, iki belgesel de oldukça güzel kapılar açıyor bence. İkisinin de hani sonra başka şekilde genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yönden değerli iki belgesel olduğunu düşünüyorum. Hani keşif olarak derseniz. Necip Sarıcı'nın belgeseli nerede karşınıza çıkar bilmiyorum. Çok daha yeni bir yapım. Daha yeni hatta lansmanı yapıldı. Ama rastlarsanız hani kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ya benim için keşifler bu kadar. Dediğim gibi ben ikinize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu sene izlediğim pek çok şeyde sizin ikinizin imzası var. Ve gerçekten de benim için çok keyifli kıldınız bu seneyi. Yani böyle bir programda teşekkür etmem gereken iki kişiye teşekkür etme şansı da bende olduğu için ne kadar mutlu olsam azdır.